Işık bazen dalga özelliği gösterir, bazen de tanecik özelliği. Bunun bir örneği Einstein tarafından açıklanan fotoelektrik etki ya da fotoelektrik olaydır. Bir parça metalimiz olduğunu düşünelim. Bu metalde elektronların da olduğunu biliyoruz. Buraya bir elektron çizeyim. Metal atomlarının çekirdeğindeki pozitif yükler nedeniyle bu elektron bu metale bağlıdır. Yani pozitif yükler tarafından çekilir. Metalin üzerine bir ışık gönderirseniz metal yüzeyinden elektron koparabilirsiniz. Tabi burada göndereceğiniz ışığın frekansının ne olduğu da önemlidir. Işığı tanecik olarak düşündüğümüzde gönderdiğimiz ışıkla elektronun kopması ya da serbest kalması iki tanecin çarpışması olarak da düşünülebilir. Şimdi buraya bir ışık taneciği çizeceğim ki bu taneciğe foton diyoruz ve fotonların kütlesi olmaz. Bu foton bir elektrona çarptığında yeterli enerjisi varsa bu elektronu serbest bırakır ve elektronu metal yüzeyinden koparır. Serbest kalan bu elektronu da göstereyim. Elektronun bu yönde hareket ettiğini düşünelim. Bu elektron hızı ve kütlesi de m olsun. Tabii ki elektronun bir de kinetik enerjisi var. Elektronun kinetik enerjisi 1 bölü 2 m ve karedir. Bu serbest kalan elektrona fotoelektron deniyor. Bir tanecik diğer bir taneciğe çarptı ve bir foton bir fotoelektron oluşturdu. Klasik fiziğe göre enerjinin korunması gerekir. Fotonun enerjisi yani gönderilen enerji. Söyleyeceklerimi buraya da yazayım. Fotonun enerjisi. Peki bu enerjiye ne oldu? Bu enerjinin bir kısmı elektronun serbest kalması için gerekli. Elektronlar metale bağlı ve enerjinin bir kısmı elektronun serbest kalması için kullanılıyor. Elektronun serbest kalması için gereken enerji E0 diyelim. Foton enerjisinin kalan kısmı ise serbest kalan elektronun kinetik enerjisidir. Buraya elektronun kinetik enerjisini de yazayım fotoelektronun kinetik enerjisi. Fotoelektronun kinetik enerjisini hesaplamak istiyoruz diyelim. Bu aslında oldukça basit bir işlem. Fotoelektronun kinetik enerjisini fotonun enerjisinden elektronun serbest kalması için gerekli olan enerjiyi çıkartarak bulabiliriz. Bu yazdığım E0 her ne kadar farklı bir sembol kullansak da esasında iş fonksiyonudur. Bunu da yazayım. İş fonksiyonu. İş fonksiyonu yani elektronun serbest kalması için gereken enerji her metal için farklı. Bu enerji elektronun serbest kalması için gerekli olan minimum enerji miktarı. Az önce de söylediğim gibi aldığı değer metalden metale değişir. Fotoelektrik etki hakkında genel bir fikre sahip olduğunuza göre artık bir örnek yapabiliriz. Problemimiz burada. Dalga boyu 525 nanometre olan foton, sezyum metaline çarptığında yayınlanan fotoelektronun hızı ne olur? Bunu hesaplamaya çalışacağız. Sezyumun iş fonksiyonu da soruda verilmiş. Aslına bakarsanız burada serbest kalan fotoelektronun hızını bulmaya çalışıyoruz. Formülümüze bakacak olursak iş fonksiyonu yani E0 değerini biliyoruz. O zaman buradaki kinetik enerjiyi de hesaplayabiliriz. Ama fotonun enerjisini bilmiyoruz. Demek ki ilk olarak bunu hesaplamamız gerekli. Fotonun enerjisi. Fotonun enerjisi h çarpı ki hatırlayalım h Planck sabitiydi. Fotonun enerjisi h çarpı frekanstır. Frekansı da genellikle nü ile gösteriyoruz. Formülde frekansı kullanıyoruz ama soruda bize fotonun dalga boyu verilmiş. Bu durumda formülümüzde bir düzenleme yapmamız gerekiyor. Formüldeki bu düzenlemeyi de ışık hızını kullanarak yapacağız. J ile gösterdiğimiz ışık hızı ışığın dalga boyu ile frekansının çarpımına eşit. Tekrar söyleyecek olursak ışık hızı ışığın dalga boyu ile frekansının çarpımına eşit. Şimdi formülü düzenleyerek frekansın neye eşit olduğunu bulalım. Frekans ışık hızı bölü dalga boyuna eşittir. Bu eşitliği buradaki formülde yerine koyalım. Artık istediğimiz formüle ulaştık. Fotonun enerjisi h çarpı c bölü lambda'ya eşittir. Şimdi de elimizdeki değerleri yerine koyarak fotonun enerjisini hesaplayalım. h Planck sabiti ve değeri de 6,626 çarpı 10 üzeri eksi 34'tür. c ışık hızı. Onun değeri de 2,998 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniye. Bu çarpımı da dalga boyuna bölelim. Lambda metre biriminden olmalı ve 1 metre 10 üzeri 9 nanometredir. 525 çarpı 10 üzeri eksi 9 metre. Artık fotonun enerjisini hesaplayabiliriz. Bunun için hesap makinemizi kullanalım. İşlemleri yapmaya başlayalım. 6,626 çarpı 10 üzeri eksi 34. Bunu ışık hızıyla yani 2,998 çarpı 10 üzeri 8 ile çarpacağım. 2,998 çarpı 10 üzeri 8. Sonucumuz işte bu. Bu değeri de dalga boyuna bölmeliyiz. 525 çarpı 10 üzeri eksi 9. Sonuç 3,78 çarpı 10 üzeri eksi 19. Sonucu da buraya yazalım. 3,78 çarpı 10 üzeri eksi 19. Birimi de jül olacak. Bulduğumuz bu değer yani 3,78 çarpı 10 üzeri eksi 19 jül, fotonun enerjisidir. Fotonun enerjisi soruda verilen iş fonksiyonundan fazla. Bu ne anlama geliyor? Demek ki fotonun enerjisi elektronun serbest kalması için yeterli. Burada verilen değer elektronun serbest kalması için gerekli minimum enerji miktarıydı ve bizim de yeterince enerjimiz var. Fotonun enerjisi bir fotoelektronun oluşması için yeterli artar. Hadi. Şimdi de fotoelektronun kinetik enerjisini hesaplayalım. Şimdi de buradaki formülü kullanacağım. Biraz daha yer açayım ve formülü tekrar yazayım. Fotoelektronun kinetik enerjisini fotonun enerjisinden iş fonksiyonunu çıkartarak bulacağız. Elimizdeki değerleri yerlerine koyalım. 3,78 çarpı 10 üzeri eksi 19 jül eksi 3,43 çarpı 10 üzeri eksi 19 jül. Yine hesap makinesi kullanalım ve az önce bulduğumuz bu sonuçtan iş fonksiyonunu çıkaralım. 3,43 çarpı 10 üzeri eksi 19 sonucu görüyorsunuz. 3,5 çarpı 10 üzeri eksi 20. 3,5 çarpı 10 üzeri eksi 20 jül. 3,5 çarpı 10 üzeri eksi 20 jül fotoelektronun kinetik enerjisi. Peki kinetik enerjiyi hangi formülle hesapladığımızı hatırlıyor musunuz? Kinetik enerji 1 bölü 2 m ve kareye eşitti. Soru da bizden fotoelektronun hızını bulmamız isteniyordu. Tek yapacağımız bu eşitlikte elektron kütlesini yerine koymak ve sonucu hesaplamak. Elektron kütlesi 9,11 çarpı 10 üzeri eksi 31 kilogramdır. 1 bölü 2 çarpı 9,11 çarpı 10 üzeri eksi 31. Çarpı v kare eşittir. 3,5 çarpı 10 üzeri eksi 20. Yine hesap makinemizi kullanalım. 3,5 çarpı 10 üzeri eksi 20'yi 2 ile çarpalım. Bunu da elektronun kütlesine bölelim. 9,11 çarpı 10 üzeri eksi 31. Sonuç bu. Şimdi de bu değerin karekökünü almamız lazım. Karekökünü aldığımızda fotoelektronun hızını bulmuş olacağız. 2,8 çarpı 10 üzeri 5. Ondalıkları bir kontrol edelim. 1, 2, 3, 4, 5. 2,8 çarpı 10 üzeri 5 metre bölü saniye. Elektronun hızı. 2,8 çarpı 10 üzeri 5 metre bölü saniye oldu. Eğer fotonun yoğunluğunu artıracak olursanız ki bu daha fazla foton göndermeniz demek oluyor. Fotonun yoğunluğunu artırırsanız serbest kalan elektronların sayısını artırırsınız. Tabii daha önce de söylediğimiz gibi enerjisi elektronu serbest bırakmak için yeterli olmak koşuluyla. Şimdi çözdüğümüz problemi bir daha gözden geçirelim. Ancak bu sefer dalga boyu farklı bir foton gönderdiğimizi düşünelim dalga boyu 625 nanometre olsun. Peki şimdi ne olacak? Yaptığımız tüm işlemleri bu dalga boyu için baştan yapmayacağım. Buraya 525 yerine 625 değerini koyarak işlemleri yapmamız gerekecek. Buraya 625 çarpı 10 üzeri eksi 9 değerini yazacak olursak, biraz zaman kazanmak adına foton enerjisinin de ne olacağını ben size söyleyeyim. 3,2 çarpı 10 üzeri eksi 19. Bu enerji iş fonksiyonundan daha küçük çıktı. İş fonksiyonu elektronun serbest kalması için gerekli olan minimum enerji miktarıydı. Bu demek ki bu dalga boyuna sahip bir fotonla metal yüzeyinden elektron koparamayız. Yani elektronun kopması için yeterli miktarda enerjinin metal yüzeyine gönderilmesi gerekir. Fotonun yoğunluğu bizi ilgilendirmiyor. Örneğin dalga boyu 625 nanometre olan fotondan istediğimiz kadar gönderelim. Elektron koparma şansımız olmayacak. İşte fotoelektrik etki bu. Ve fotoelektrik etki ışığın tane özelliğini en iyi açıklayan çalışmalardan biri.